Bir Fikir kanalından hepinize selamlar dostlarım. Ben Ahmet. Vampir filmleri oldukça ilgi gören bir tür. Hollywood'un güçlü ekonomisi ve sınırsız hayal gücü birçok vampir filmine imza attı. 90'lı yıllarda başlayan vampir film furyası 2000'li yıllarda haliyle daha da arttı. Ben de sizler için bu yapımların en ses getirenlerini listeledim. İşte en iyi 18 yabancı vampir filmi. Videoya başlamadan önce küçük bir hatırlatma. YouTube'da içerik üreten kanallara abone olmak şimdilik ücretsiz. Ancak yakın zamanda ücretli abonelik sistemine geçilebilir. Bu yüzden her gün veya her hafta paylaştığım efsanevi kalitedeki liste videolarımı kaçırmamak adına kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın dostlarım. Haydi başlayalım. Queen of the Damned. 2002 yılında vizyona giren Amerikan yapımı vampir filmi tüm dünyada büyük ilgi gördü. Özellikle başroldeki Amerikalı rap yıldızı Aaliyah bu filmin çekimlerinden hemen sonra geçirdiği bir uçak kazasında yaşamını yitirmişti. Michael Raymer yönetmenliğindeki Lanetliler Kraliçesi listemde 18. sırada. The Wolfman. 19 Şubat 2010'da vizyona giren yapımın başrollerinde olağan şüphelilerle yıldızı parlayan Benicio del Toro, kült filmlere imzasını atan Anthony Hopkins ve Yarının Sınırında filmiyle tanıdığımız Emily Blunt yer almaktadır. Jumanji ve Jurassic Park filmlerinden tanıdığımız yönetmen Joe Johnston ise Kurt Adam'ı farklı bir çizgide izleyicisiyle buluşturuyor. Listemde Kurt Adam 17. sırada. Vampir Avcısı Abraham Lincoln. 2012'de vizyona giren yapımın yönetmenliğini Wanted filmiyle ün yapan Timur Bakmambetov'un yaptığı filmde Abraham Lincoln'un gizli günlükleri üzerinden nasıl vampir avcısına dönüştüğünü anlatıyor. Vampir avcısı Abraham Lincoln listemde 16. sırada. Vampirler. 1998 senesinde vizyona giren John Stickley'nin Vampirler isimli romanından uyarlanan vampir filminin yönetmen koltuğunda vampir filmlerinin üstadı John Carpenter oturuyor. Listemde 15. sıradaki filmin adı Vampirler. Fright Night. Chucky'nin yaratıcısı Tom Holland'ın yönettiği orijinal korku gecesinin yeniden çevrimi olan yapımın başrolünde Colin Farrell oynuyor. Özellikle Colin'in otomobildeki takip sahnesi gerçekten görülmeye değer. Yönetmen koltuğunda Craig Gillespie'nin oturduğu yapım listemde 14. sırada. Daybreakers. 5 Mart 2010'da vizyona girdi. Stilize, kışkırtıcı ve aksiyon yüklü bir yapım olan Vampir İmparatorluğu'nun başrollerinde iki kez Oscar adayı olan Ethan Hawke'la birlikte Willem Dafoe ve Sam Neill yer alıyor. Senaryosu ve makyajları aşırı yaratıcı olan Spielberg kardeşler yönetmenliğindeki Daybreakers listemde 13. sırada. Stickland. Yazar ya da yönetmenlik yanından daha ziyade filmlerin teknik ekibiyle şimdiye kadar sinema camiasında yer alan Jim Michael'ın ikinci uzun metrajlı filmi olan ve postapokaliptik bir yapım olarak adlandırabileceğimiz Vampirler Cehennemi'nde Connor Paola ve Nick Damigi'nin başrollerini paylaştığı Vampirler Cehennemi listemde 12. sırada. 30 Days of Night. 16 Kasım 2007 senesinde vizyona giren yapım vampir türünü sevenler için ilaç gibi gelecek müthiş bir deneyim sunuyor. Özellikle yönetmeni tarafından telaffuz edilenlere bakacak olursa oldukça iyi şeyler vaat ediyor. Listemde 30 gün gece 11. sırada. Blade 2. 23 Ağustos 2002'de vizyona giren yapımın yönetmeni Guillermo del Toro. Başrolde ise Wesley Snipes yer alıyor. Blade serisi biz vampir severlere bol bol kan, vahşet, şiddet, hiddet ve heyecan vaat ederken seyirciye nefessiz bir çizgi roman uyarlaması izlettiriyor. Özellikle kaliteli yönetmeni ve kaliteli oyuncularıyla seriyi çok güzel devam ettirmişler. Wesley Snipes'in Blade karakterine cuk diye oturduğu yapım listemde 10. sırada. Van Helsing. 2004 senesinde vizyona giren müthiş bir vampir filmi. Yönetmenliğini ve senaristliğini Steven Summers'ın yaptığı filmin başrolünde Hugh Jackman yer alıyor. Özellikle fantastik ve vampir filmlerini seviyorum diyenler için ilaç gibi gelecek. Listemde 9. sıradaki filmin adı Van Helsing. Underworld. 30 Ağustos 2003 yapımı müthiş bir vampir film serisi.
özellikle aksiyon sahneleri oldukça müthiş olan ve vampir kurt adam filmlerinden aşırı hoşlanıyorsanız asla sıkılmayacağınız bir yapım. Len Wiseman yönetmenliğindeki Karanlıklar Ülkesi listemde 8. sırada. From Dusk Till Dawn. 1996'da vizyona giren yapımın senaristliğini Quentin Tarantino, yönetmenliğini ise Robert Rodriguez yapıyor. İki suçlunun yol hikayesi müthiş bir vampir filmine dönüşüyor. Zamanla kült mertebesine erişen filmin başrollerinde Harvey Keitel, George Clooney, Salma Hayek ve Juliette Lewis yer almakta. Sonradan serisi falan yapılsa da ilki kadar ses getiremeyen Gün Batımından Şafağa listemde 7. sırada. Gir Kanıma. 22 Temmuz 2011'de vizyona giren yapımda 12 yaşındaki Owen'ın komşusu Ibi isimli küçük bir kızla tanıştıktan sonra yaşadıklarını konu ediniyor. Yönetmenliğini ve senaristliğini Matt Reeves'in yaptığı Gir Kanıma listemde 6. sırada. Only Lovers Left Alive. 2014'te vizyona giren yapımda baş vampir rollerinde Tom Hiddleston ve Tilda Swinton'un bulunduğu filmin yönetmenliği ve senaristliği sinemanın başarılı ismi Jim Carmus'a ait. Filmin oyuncu kadrosundaysa Mia Wasikowska ve John Hurt gibi müthiş isimler yer alıyor. Listemde sadece Aşıklar Hayatta Kalır 5. sırada. The Lost Boys. 1987'de vizyona girdi. Usta yönetmen Cole Schumacher'ın dönemine damgasını vuran vampir filminin başrollerini Jason Patric ve Diana Wiest paylaşıyor. Listemde The Lost Boys 4. sırada. Dracula. 1992 senesinde vizyona giren müthiş bir vampir filmi. Ünlü yönetmen Francis Ford Coppola, Bram Stoker'ın ünlü romanından uyarladığı Dracula, vampir filmleri arasında en unutulmaz klasiklerden biri olarak yer edinmiştir. Gary Oldman, Van Helsing rolündeki Anthony Hopkins ve Keanu Reeves gibi isimleri kadrosunda barındıran yapım, 1993'te makyaj, kostüm ve ses efektleriyle Oscar almıştı. Listemde Dracula 3. sırada. Vampirle Görüşme. 30 Ocak 1995'te vizyona giren yapımın kadrosu oldukça müthiş. Neil Jordan tarafından yönetilen film genç yıldızlardan oluşan kadrosuyla dikkat çekiyor. Brad Pitt bu yapımda başrolü Tom Cruise'la paylaşıyor. Yapılmış en iyi, en derin vampir filmlerinden bir tanesi olan yapım listemde 2. sırada. I Am Legend. 25 Ocak 2008 yapımı müthiş bir vampir filmi daha. Yönetmen Francis Lawrence, başrol Will Smith. Tüm insanlar virüsten etkilenmiştir ve şehirde kimse kalmamıştır. Robert Neville bu virüse karşı bir umar bulmak için savaşmaktadır. Will Smith'in filmi alıp götürdüğü yapım 1. sıraya adını altın harflerle yazdırdı. Evet dostlarım, bir videonun daha sonuna geldik. En iyi 18 vampir filmini birlikte inceledik. Peki dostlarım, bu filmlerden hangileri sizlerin de favorileri arasında yer alıyor? Yorumlarınızı lütfen yazmayı unutmayın. Her hafta veya her gün paylaşmış olduğum akıllara durgunluk veren videolarımı kaçırmamak adına da kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Kalın sağlıcakla.